Bu sözü ben çok duyuyordum. Aman bu saatten sonra hiçbir şey olmaz bizden. Artık geç kaldık diye. Bilmiyorum. Sizler de hayatınızın belli bir döneminde belli şeyler için, tabii bu ne için söylendiği de değişir ama aman bizden geçti artık. Bu saatten sonra bizden olmaz dediğiniz ya da öyle hissettiğiniz oluyor mu? Benim oluyor. Bazı şeyler için bu saatten sonra artık onunla mı uğraşacağız? Tabii bazı şeyler doğal olarak yapamıyoruz. Yani benim için daha genç olduğum zamanlardaki gibi spor yapmak çok imkansız. Ama aslında bazen de kendinizi limitlediğinizi fark ediyor musunuz? Belki de çok geç değildir sizin için. Perdenin arkasına hoş geldiniz. Saatinde Türk ekranlarındasınız. Ve bugün biz aslında geç kalmak hakkında konuşacağız. Hemen şey yapmayın, korkmayın. Bir yere geç kalmaktan bahsetmiyorum. Çünkü özellikle çok trafik olan bir şehirde yaşıyorsanız ya da küçük çocuklar varsa gecikmeler çok mümkün oluyor. Bundan bahsetmeyeceğiz ama yaşamlarımızla ilgili geç kalmaktan bahsedeceğiz. Perdenin arkasındasınız. Perdenin arkası Hristiyan ilahiyatına göre hazırlanır. Baştan söyleyeyim. Bizler Tevrat, Zebur ve İncil yani kutsal kitaba göre Tanrı'nın sözlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız önümüzdeki dakikalar boyunca Tanrı size dokunur ve size konuşur. Bugün belki de daha önce duyduğunuz bir bölüm hakkında sizlerle yeniden konuşacağız. Matta 27. bölümden İsa Mesih'in çarmıha çıktığı sahneden bahsedeceğiz. İsa Mesih, Yuhanna kitabı İsa Mesih'i şöyle tanımlıyor. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. İsa Mesih beden alarak yeryüzüne geldi ve sizin ve benim günahlarım için çarmıha çıktı. Çarmıha çıkmayı göze aldı. İsa Mesih sizin ve benim günahlarımızın bedelini ödemek için eziyet çekmeye razı oldu. Sizi sevdiği için bunu yaptı. Ve biz bugün Matta 27'den aslında bu hikayeye birlikte bakacağız. İsa Mesih çarmıhta. Çarmıha gerilmiş. Ellerinde çiviler var. Ve İsa Mesih ölmek üzere. Canını teslim etmek üzere. Ve gelin okuyalım. Aslında Matta'dan da okuyacağız. Belki Luka'dan da bakalım. Çünkü bu hikaye bizlere hem Matta İncil'inden hem de Luka'dan da anlatılıyor. O zaman ikisini paralel olarak böyle ayırayım ben. Paralel olarak birlikte bakmaya çalışalım. Luka 23'ten itibaren sizlere okuyorum. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adındaki Kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardınca gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ahıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın," dedi. "Kendinize, çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu diyecekler. O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaptılarsa kuruya neler olacaktır." İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha geldiler. İsa, "Baba onları bağışla," dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. O dönemde çarmı
ölüm cezası suçlulara ya da lanetli kişilere verilen Roma tarafından verilen bir cezaydı. Ve adet olarak kişiler kendi çarmıhlarını zaten taşırlardı. Yani asılacakları, öldürülecekleri yere giderken gerilecekleri çarmıhı da kendileri taşırlardı. Ve İsa aslında vali onda hiçbir suç bulmadığı halde Ferisi din adamlarının baskısıyla çarmıha gerilmişti. Ölmek üzereydi. Ama yalnız değildi. Hatırlarsanız İsa'nın yeryüzünde öğrencileri vardı. Bir sürü. 12'ler, ondan sonra diğerleri vesaire. Ama İsa Mesih çarmıha girerken bunlardan hiçbiri aslında orada yoktu çarmıhta. 3 çarmıh var. 3 çarmıhta 3 kişi var. İsa var. Ama İsa'nın yanındaki diğer 2 kişi öğrencileri değil, arkadaşı değil, kardeşleri, arkadaşları değil ama 2 suçlu kişi. Hepsinin tam olarak ne suçla orada olduğunu bilmiyoruz ama Kutsal Kitap bu metinlerde bizi onlarla tanıştırıyor. Peki devamında bakalım ne oluyor? Okuyalım sizlerle birlikte. Evet, nerede kaldık bulmaya çalışıyorum. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini kurtarsın diyordu. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı. Yahudilerin kralı budur. Çarmıha asılan suçlulardan biri sen Mesih değil misin? Hadi kendini de kurtar bizi de diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sende Tanrı korkusu da mı yok? Diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiç kötülük yapmadı. Sonra ey İsa göklerin egemenliğine girdiğinde beni an dedi. Çarmıhtaki iki suçlu var ama bu iki suçlu birbirinden farklı. Bir tanesi İsa'ya küfrediyor. Hani Mesih'tin, hani şöyleydin, hani böyleydin, hani hastaları iyileştiriyordun, suyun üstünde yürüyordun, mucizeler yapıyordun, kölleri iyileştiriyordun. Bunların hepsini söylemiyor da. Ama ona meydan okuyor. Aşağılıyor. Hani sen böyleydin? Şimdi? Hadi kendini kurtar. Kendini kurtarırken beni de kurtar diye meydan okuyor. Küfrediyor. Diğeri ise farklı davranıyor. Bir dakika. Sen diyor Tanrı korkun yok mu? Nasıl konuşuyorsun? Niye böyle? Ama ilginç bir nokta. Bu iki kişi gerçekten hep aynı mı İsa ile tanıştığı andan itibaren? Bakın sizlerle Matta 27. bölüme gidelim. Bunu şimdi hikayenin burasından okuyalım sizlere. Matta 27, 40, bakalım 41. Başkâhinler ve din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek diyorlar ki başkalarını kurtardı, kendisini kurtaramıyor diyorlardı. Bakın kim alay ediyor? Başkâhinler, dil bilginleri ve ileri gelenler. Başka kim? Daha ilginç 38. ayet diyor ki İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyorlar.
Hani kurtaracaktın, tapınağı yıkıp 3 günde kuracaktın. Hadi kendini kurtar, Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in diyorlardı. Kim yapıyordu? Oradan geçenler bunu yapıyordu. Yani o ortamda kim varsa aslında İsa ile dalga geçiyordu. Hepsi onunla dalga geçiyordu. İsa çarmıhtaydı ama onunla alay ediliyordu. Ama sonra suçlulardan biri farklı davranmaya başladı. Suçlulardan biri İsa Mesih ile ilgili yeni bir şey keşfetmeye başladı. Matta bölümüne göre sabah 9'da İsa çarmıha gelilirken suçlular onunla alay ediyordu. Oysa bizler öğleden sonra o suçluların hayatından bir tanesi bir şey değiştiğini görüyoruz. Hayatında, bakış açısında, görüşünde İsa Mesih ile ilgili bir şey değiştiğini görüyoruz. Peki neden? Gelin bu iki cümleden bu mahkumların İsa ile ilgili söylediklerini biz birlikte anlamaya çalışalım. Bu iki suçlunun söylediklerinden onların yüreklerini anlamaya çalışalım. Suçlulardan bir tanesi diyordu ki, sen Mesih değil misin? Mesih'im diyordun ama o değil misin? Hadi göster, kanıtla o zaman. Peki nasıl kanıtlayacağım? Diyor ki, hadi kendini de kurtar, beni de kurtar. Oysa İsa Mesih zaten kendisini kurtarmak için değil, kendisine iman eden herkesi kurtarmak için yeryüzüne gelmişti. Bu yüzden Mesih'ti. Bu yüzden mesedilmişti. Öbür adam kurtar kendini diyordu ama İsa aslında onu kurtarıyordu. Onun günahlarını ödüyordu çarmıhta. Onun bedelini ödüyordu. Ona sonsuz yaşam vermek için. Ve hepimize sonsuz yaşam vermek için. İsa Mesih çarmıhtaydı. Diğer suçlu ise bakın ne söylüyor? Diyor ki, sen de Tanrı korkusu da mı yok? Yani Tanrı'dan korkmuyor musun? Sabah sen de alay ediyordun. Ama şimdi diyor ki, sen de Tanrı korkusu yok mu? Kutsal Kitap der ki, değerli kardeşim, Tanrı korkusu bilgeliğin temelidir. Tanrı'yı tanıyan kişi ondan huşu da diyoruz. Çekinme ondan çekinir. Ve bu adam bir anda alay ederken bir anda Tanrı korkusundan bahsetmeye başlıyor. Ve bakalım nasıl devam ediyor. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Sen de çarmıhtasın. Nitekim biz haklı olarak cezalandırıyoruz. Değerli kardeşler, burada ne oluyor biliyor musunuz? Kutsal Ruh gelip bu adamın yüreğinde çalışmaya başlıyor. Kutsal Ruh'un işlevlerinden bir tanesi Kutsal Kitap'a göre insanın günahlılığına ikna etmektir. Ve bu adam burada günahlı olduğunu fark ediyor. Diyor ki biz haklı olarak buradayız. Öbür adam ne diyordu? Kendini de kurtar, bizi de kurtar. Biz hak etmiyoruz aslında burada olmayı. Bizi buradan çıkarmaya borçlusun. Çıkarmalısın bunu. Bu bizim hak etmediğimiz bir şey. Madem Mesih'sin, benim bu cezamı kaldır. Kutsal Kitap onlardan haydut olarak bahsediyor. Demek ki suçlular. Ama ilk adam beni kurtar diyor. Madem Mesih'sin, ben bu cezayı da hak etmiyorum. Çıkar beni buradan. Ben haklıyım. Günümüzde de bu yok mu? Ben evet suçluyum ama çevrem suçluyum ama senin yüzünden. Küfrettim ama sen öyle yaptın. Bağırdın ama sen. Git, gücendim ama sen böyle. Bütün her şeyimiz için bir şeyimiz var. Bir kılıfımız var. Değil mi? Hep onlar yüzünden. O yüzden bu adam diyor, kendini kurtar, beni de kurtar.
Ama ikincisi, kutsal ruh onun yüreğinde çalışıyor. Hiçbir zaman geç değildir. Bizden geçti artık değildir Tanrı ile tanışma konusunda. Bu iki adam, hepsi ölmek üzere. İsa Mesih'i de katalım üç. Ama Çarmıh'ta ilahi bir mucize gerçekleşiyor ve bu suçlardan bir tanesi artık İsa'ya farklı bakıyor. Sadece İsa'ya mı? Hayır, kendisine de. Bakın ne diyor. Biz haklı olarak cezalandırılıyoruz. Yani biz hak ediyoruz. Ben hak ettim. Çoğu zaman ben bunu hak etmemiştim. Ben bunu ama bu adam cezası için diyor ki haklı olarak cezalandırıyoruz. Sanki kendi günahını ortaya koyuyor. Kendi günahını ortaya koyuyor. Kendi suçunu ortaya koyuyor. Evet diyor. Haklısın. Ben yaptım. İlk adam İsa Mesih'e madem Mesih'sin kurtar kendini derken İsa Mesih ona ne diyor biliyor musunuz? Hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey. Oysa ikinci adam diyor ki biz haklı olarak cezalandırıyoruz. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Yani biz yaptık. Mesih'in bedelini ödüyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı diyor. Ne var burada? Diyor ki biz suçluyuz. Bunu Davut mezmurda yapmıştı. Demişti ki biliyorum isyanları. Suçumu biliyorum. Günahım sürekli karşımda. Haberim var. Farkındayım. Başkalarını suçlamıyorum. Haberim var. Ne yaptığımı biliyorum. Ve ödediğim bedel haklı bedeldir. Ve sonra ne diyor? Diyor ki ama onun hiçbir suçu yok. O hiçbir şey yapmadı. Bu adam İsa'yı tanıyor. Anlıyor. İsa Mesih, bakın Petrus İsa Mesih için ne sözler söylüyor biliyor musunuz? Bakın, o günah işlemedi ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. İsa Mesih ömrü boyunca tek bir günah işlememiştir. Tanrı'nın sözüne göre tek bir günah işlememiştir. Peygamberler günah işlemiştir. Yunus itaatsizlik etti. Davut zina yaptı. İşte şu bunu yaptı, bu bunu. Hepsi. Kutsal kitap diyor ki doğru bir kişi bile yok. Kutsal kitap diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Herkes. İsa Mesih hariç. Ve bu adam diyor ki biz suçumuzdan dolayı buradayız. Ama onun hiçbir suçu yok. Bunu fark ediyor. Peki bu o adamın hayatında ne mi değiştiriyor? Kısa bir aramız var. Bizde kalın. Aradan sonra konuşalım. Günaydın, günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir sabaha, lezzetli sohbetler gününe ve Satelli Türk ekranlarına, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Kadına dair her şey Şemsa Deniz Bakır'ın keyifli sunumuyla lezzetli sohbetlerde. Bugün Emel ve Ester bize ilahiler söyleyecekler. Sevgili şefim Meral Hanım bize çok güzel, bizi Tayland'a götürecek. İki tane güzel tarif verecek. 125 gram cevizimiz var. 3 yemek kaşığı kakaomuz var. Bugün portakallı muffin yapacağız.
nane, maydanoz 6-7 dallar böyle ayıklayıp. Rabbe her gün için şükretmem gerekiyor. Şükür. Hem verdikleri için hem de izleyicilerimiz için hem bu program için. Ellerim şefkatle hep bana uzanır. Sonsuza dek daima sanattan spora, sağlıktan seyahate, hayatın her alanından farklı konu ve konuklarıyla Şef Besir Özkan ve Meral Şaşmaz Balaban'ın leziz yemekleri eşliğinde lezzetli sohbetler hafta içi her gün saat 12'de Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Peder Alexis Tusse ve Diakon Peder Burhan Bulatlar'ın sunduğu Katolik Pederlere Sorduk programı, her yaştan Hristiyanların İsa'yı takip etmelerine rehber olacak. Katolik, yani evrensel kilise teorisiyle ilgili bilmek istedikleriniz, Hristiyan ruhsal hayatı ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey, her pazartesi akşamı saat 20'de Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle olacak. Katolik Pederlere Sorduk programımız sizlerden gelen sorularla devam ediyor. Sorularınızı bize Sat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numaramız 0533 423 5020'den iletebilirsiniz. Programımızın ismi Soruyoruz. Biz gençler birçok şeyi merak ediyoruz ve sorularımıza cevap arıyoruz. Sorularımızı birbirinden değerli konuklarımıza yönelteceğiz. Bakalım onlardan nasıl cevaplar alacağız? Her bir konuk bizler ve sizler için yeni bir deneyim olacak. Soruyoruz, yeni bir heyecan. Sat 7 Türk ekranlarıyla karşınızda. Eğitmenliğe nasıl başladın öncelik? Bunun sizin kişisel hayatınızda kullandığınız bir yer oldu mu? Peki yaşam koçluğunda bir sıkıntısı oluyor mu? Katolik pederin bakış açısından Katoliklik nedir? Yani evrensel kilise. Evren dediğimiz zaman da tüm insanlığın kilisesi olarak geçer. Yargısızca yanında durarak aslında sana yansıtan kişi. Karşımda böylesine dört zımba gibi genci görünce daha da mutlu oldum. Bu gülen yüzler. Bu kadar konservatuar yoktu o dönem tiyatro için. Orhan Gencebay'ın bir filminde evet dedim. İlk defa 11 yaşında stüdyoya girdim. Hiçbir şeye garanti diye yapışıp da kendimi garantiye alayım diye düşünmeyen bir insanım. Kendi bedenimden de doğmayı amaçlayan bir insanım. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Tadın ve görün, Rab ne iyidir, ne hoştur. Bu adam kendi suçluluğunu görüyor. Diğer suçluya söylüyor. Bir dakika, biz haklı olarak buradayız. Ne demek kurtar bizi? Ama bu adamın hiç suçu yok. Sonra ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an dedi. Aslında pek de doğru bir ses tonuyla söylemedim. Çarmıhta ellerine çiviler asılmış, ölmek üzere olan bir suçlu, belki de nefesi kesiliyor, susuz, belki şöyle söylemiş olabilir. Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an dedi. Burada başka bir itiraf daha görüyoruz. Ey İsa, senin egemenliğin var, itiraf ediyorum. Tanrı'nın krallığı sendedir, itiraf ediyorum. O senin bahsettiğin
bu dünyadan olmayan egemenliğin kralı olduğunu fark ediyorum. Ve sen şimdi o egemenliğe gideceksin. Ve girdiğinde beni de hatırlar mısın? Beni de alır mısın? Yani İsa'nın hem egemenliğini, tanrılığını, Rabliğini söylüyor. Hem onun bağışlayan kimliğine sığınıyor. Hem de yetkisine diyor ki beni de an. Yani senin yetkin var orada. Hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç değil kardeş. Çarmıhta ölmek üzere olan bir adamdan bahsediyoruz. Ellerinde çiviler, ayaklarında çiviler, kamçılanmış vücutlar, yara izleri, damlayan kan, yorgun bir beden, belki çatallaşmış ses tonu, kuruluktan ve susuzluktan, pişmanlıklarla dolu düşünceler, güneşin altı, yaşam bitmek üzere. Bu saatten sonra ne değişir canım? Ben hayatımı böyle böyle yaşadım. Bu saatten sonra Tanrı beni kabul eder mi? Hiçbir şey için geç değil kardeş. Bu adam çarmıhta. Belki 5 dakika sonra yok. Ve diyor ki, senin bir egemenliğin var İsa. Beni de alır mısın oraya? Çünkü sen karar vereceksin. Çünkü İsa Mesih karar verecek. İsa Mesih en son bütün yeryüzünü, ölüleri ve dirileri yargılamaya İsa Mesih gelecek. Başka kimse değil. Her diz İsa Mesih'in önünde çökecek. Kutsal kitap böyle söylüyor, Tevrat, Zebur, İncil. Her diz Mesih karşısında çökecek. Ve bu sefer kurtarmaya değil, yargılamaya gelecek. Ama çarmıhta kurtarmaya geldi. İsa ona, sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Tanrı'nın krallığı cennettir. Kimileri cennette oho bir sürü böyle o var, bu var, şu var böyle böyle saydırıyorlar. Cennet dediğin yer Tanrı'nın krallığıdır. Tanrı'nın kendisi vardır orada. Bu yüzden cennet iyi işlerin ödülü değil, Tanrı'yı özleyenlerin Tanrı'yla buluşacağı yerdir. Kavuşacakları yerdir. Ve İsa dedi ki, sana doğrusunu söyleyeyim. Bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Bugün affedildin. Günahların bağışlandı. Bundan önceki hayatında neler yaptığını bağışlıyorum. Neden? Çünkü benim Rab olduğumu fark ettin. Çünkü günahlı olduğunu fark ettin. Çünkü benim egemenliğime girmek istedin. Ve ben bugün seni egemenliğime kabul ediyorum. Kutsal kitap diyor ki, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Eğer bir kimse Mesih'e iman ettiyse artık Tanrı'nın çocuğu dur. Çünkü Mesih bu hakkı vermiştir. Ve bu adam çarmıhta belki de ölmeden birkaç dakika önce İsa Mesih'e bunları söyledi ve o an Tanrı'nın çocuğu oldu. Hiçbir şey için geç değil kardeş. Bugün senin için bu fırsat var. Bugün benimle dua et. Hiçbir şey için geç değil. Ve bugün Tanrı'nın egemenliği, kapıları sana açılır. Bugün Tanrı'nın çocuğu olursun. Bugün yepyeni bir hayatın olur. İnanıyorum ki o adam çarmıhtan inecek olsaydı bir daha asla eski adam olmayacaktı. Ve senin için de geç değil. Bugün hayatını değiştirebilirsin. Nasıl? İsa'yı çağır. De ki, egemenliğin gelsin, bende yaşasın. Beni an, beni hatırla, beni kurtar, beni bağışla.
ve o hemen bağışlar. Neden mi? Çünkü senin bağışlanman için gerekli bedeli ödedi zaten çarmıhta. Dua et. Benimle beraber dua et. Göklerdeki baba, teşekkür ediyoruz oğlun aracılığıyla sunduğun bedel için. Bizlerin yaşama kavuşabilmesi için sen kanını döktün ve bize yaşam anlaşmasını sundun. Teşekkür ederiz. Dua ediyorum. Bugün yüreklerimizde çalış. Seni çağırıyoruz. Egemenliğinde bizi an. Bizi kurtar. Sana inanıyoruz. Kendini bize tanıt ve tanıtıyorsun aslında. Ve bize sunduğun bu sonsuz lütuf için şükrederiz. İsa Mesih'in adıyla amin. Değerli izleyenler, bu programı YouTube, Facebook'tan izliyorsanız altına yorum yazın, bizi arayın. WhatsApp'tan sorularınız varsa, ama bu zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Rab sizinle olsun.